Merhaba herkese, akşamlar. Bir ise günlük grafik en son 25 Mart'ta bir kontrol ettim. Şu mumda bakmışım. Yani düşüş trendinde, şöyle söyleyeyim, tepeden yuvarlanıyordu zaten hafif hafif. Son haberler borsanın bozulması falan derken o yuvarlanma biraz da kısa vadede düşüş trendine dönüştü bir ise. Tüm ortalamaların altında, yani bu görünüm iyi değil bir kere. Kısa vade için konuşuyorum. Şu görünüm iyi değil. Yani burada tüm ortalamaların altına gitmesi, 50 günün de altına sarkması, bir kan kaybı var bir ise. Biraz şeyler, hacimler düşük. O dikkatimi çekiyor. Çok da istekli değilmiş gibi bir hava veriyor. Yani sanki böyle bir satıcılar baskın değil. Hala bir piyasada, bir ise ümitli bir tutunma varmış gibi de bir taraftan o hacim profili. Hani öyle bir gösterge. Çünkü yeşiller çok uzun. Bir istek var, kaldırıyorlar. Kırmızılar çok dar, çok kısıtlı bir satışla geri geldiğini düşünüyorum bakınca. Tabii şunu söyleyeyim, hani alıcı çok olmadıktan sonra satışın kısıtlı olmasının bir anlamı yok. Yani hisseyi geri götürür açıkçası. Yani ben geçen hangi hissede, hangi şirketin hissesinde vardı unuttum şimdi de. Neredeyse yani normal standart dönemlerin yarısından daha belki az bir lotla satışta %3,5 yemiş. Borsa sığlaşıyor. Bunu birçok BIST videosunda söyledim. Sığlaşacağı belliydi. İşte bu son kararla iyice yabancıların gitmesi açıkçası çok iyi bir görünüm yaratmıyor bir taraftan. Alıcının geldiği yer belli, yani 25 civarında alıcı şu anda kıyamıyor şeye, piyasa birisaya çok gönlü razı olmuyor. Geçen sefer oradan kaldırdılar. Bu 25 civarlarında. Hadi çok avans veririm, çok sabırlıyım diyorsanız 24 civarlarında alıcının gelmesi tekrar beklenir. Doğal şartlarda beklenir, yani ekstra bir şey olmazsa. O yüzden geri doğru bu yuvarlanma sürerse, bu birisi bu şeyden çıkamazsa, görünümden kurtulamazsa, açıkçası orada bir dikkat etmek lazım. Yani var mı alıcı, yok mu? Hacimler nasıl? Bir şey var mı? Hani satıcıda bir istek artması var mı? Bir momentum artıyor mu? Bakmak lazım. Artıyorsa çünkü 18.76'da 200 gün var. Yani döner herkes oraya bakar. İlk işaret o çünkü. Aradaki, yani diyelim 24'ler kırıldı. 24 seviyeler. Döner piyasa oraya bakar doğal olarak. Yani bütün teknik analize ilgilenenler alarm kurar açıkçası. Yukarıda şu kırmızı olanı kırması lazım. Bakın, yani bunda artık ortalamalardan yürüyecek bir durum yok. Hepsi iç içe ve sarkmaya başladığı için iç içe, hem iç içeler hem sarkıyorlar yavaş yavaş. 29.50'nin üstüne bir gidiş belki bir piyasa iştahı hakkında bir fikir verebilir. Tekrar acaba bir 30 seviyelerine, 30-31 seviyelerine gidiş olabilir mi? Bir sıçrar mı, bir dener mi o kısmı kırmayı? Açıkçası orada önce ama adım belli yani. Bu 28-29 civarına, 29.5 civarına bir adım atması lazım. Çok uzak mı? Yani değil, çok uzak da sayılmaz. Yani bir hareket ettiği zaman o kadar edebiliyor birisi de. 3.618-32.50 idi. Daha önce çok önceki haftalardaki videolarda orada bir dirençle bekliyor, direnç olmasını bekliyorduk. Tabii en nihayetinde orta ve uzun vadeciler için söylüyorum. O 32.50 geçilmeden çok büyük bir ümit olmaz. Yani bu bir tekrar yükseliş trendinde, majör anlamda söylüyorum, yükseliş trendinde diyemezsiniz. Olur ya, hani 50 gün ortalamasının üstüne çıkar. Yakın zaten 50 gün ortalaması 28.16. Üstünde kalmaya başlar yani bir hafta 10 gün falan. Elinde sonunda o 32.50'ye bakmanız lazım. Oradaki kırılımın inandırıcı olması lazım ve bir hacimli olması lazım. MACD aşağı yönlü hareketini bu düşük momentumda sürdürüyor. RSI de artık biraz güçsüz bir bölgede açıkçası. 45 yani RSI aritmetiğinde 45 gördüğünüz zaman bu ufak da olsa bir ayı piyasası, yani en azından bir miktar piyasaya ayıların hakim olduğunu gösterir. Bunun dışında çok söylenecek bir şey yok. Özel bir formasyon da yok. Unuttuğum herhalde zannediyorum. Bir şey de yoktur. Herkese iyi akşamlar.